Bugün maalesef bütün dünyada kanser çok yaygın. Ülkemizde de her yıl en az 150 bin kişi kanser oluyor. 150 bin kişi. Her gün en az 300 kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Nasıl bir rakam Zuhal'cim? Baktığı zaman ve ilerleyen dönemlerde de daha da bunun artacağını uzmanlar hep belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmaları da bu yönde. Korkutucu. Peki diyelim bir uçak düştü, Allah korusun. İşte Malezya hava yollarına ait bir uçak düştü, günlerdir bulunamıyor. Evet. Bu bir gündem. Niye? Bir anda 200-300 kişi efendim ortadan kayboluyor. Evet. Ya kanser nedeniyle sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde her gün evet, en az 300 kişi hayatını kaybediyor. Evet hocam. Peki buna karşı bitkilerle bir tedbir alınabilir mi Zuhal'cığım? Tabii ki alınabilir hocam. Yani en azından ne yediğimizi ne içtiğimizi bilmemiz gerekiyor. Sizin burada çok önemli açıklamalarınız var. İnsanlar kanser olsun veya olmasın, ailesinde kanser öyküsü olanlar diyorsunuz sürekli. İlla kanser olmaya gerek yok. Zerdeçalın önemini her programınızda anlatıyorsunuz. Kanser için de önemli bitkilerden bahsediyoruz. Tedbir alınması lazım. Bugün Safranbolu'da harika bir bitki yetişiyor. Bir dönüm alanda bir kilo bile çıkmayan Crocus sativa, Latince adıyla, Türkçe adıyla safran. Zaten Safranbolu ismi de safrandan geliyor. İnsanlar bunu pilav renklensin, tatlansın diye kullanıyor. İnsanlar bunu boyayıcı, renklendirici madde amacıyla kullanıyor. Halbuki kanser tedavisinde en önemli bitkilerden biri. Evet. Asla ilaç değil. Biz burada defalarca aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Bitkiler ilaç değildir. Ama bitkiler tedavide kullanılır. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Dünyanın her yerinde şu anda fitoterapi yaygın bir bilim dalı. Doktorların en önemli hastalıklarla savaşta reçete ettiği maddelerden biri bitkiler. Peki her 8 kadından biri meme kanseri oluyorsa bu bayanlar, bu kadınlar tedbir almayacak mı? Alacak tabii ki. Papatya falı mı bakacaklar? Değil tabii ki hocam. Az önce ifade ettiğiniz gibi safran. Hani safranı madem biz safranlı pilav yapıyoruz, safranı pilavımıza katıyoruz, kullanıyoruz. Hani en azından onu günde böyle bir iki kaşık yemek lazım. Hani sizin burada çünkü özel formülleriniz var. Söylüyorsunuz bir takım gıda şeklinde nasıl alınabileceğine dair. Kullanılması gerekiyor. Yani illa tedbir alınması gerekiyor. Her 4 kadından birisi olmamak gerekiyor. Yani erkeklerde akciğer kanseri. Evet. O kadar yaygın görülüyor ki. Doğru. Veya kadınlardaki meme kanseri, göğüs kanseri. O kadar sık görülüyor ki. Evet. Ben kendi kızlarıma yavrum diyorum. Bakın. Karabaş otu. Çörek otu. Evet. Karanfil. Zerdeçal. Aslan pençesi. Kullan yavrum diyorum, kullan. Kullanmazsan Allah korusun o 8 bayandan biri sen olabilirsin diyorum. Yani bugün bir insan arabaya binerken ne kadar güvenlik bandı, güvenlik aksesuarı, evet, fazla olursa yolda kendini o kadar güvenli hissetmiyor mu? Tabii ki. Ben 15 yıl önce bir araba aldım. Arabanın en hayran olduğum tarafı neydi? Kapıya adam çelik barlar koymuş. Hı. Yani Allah korusun bir kaza esnasında kapı senin bacağına doğru gelmiyor. Evet. Çelik bar. Yani güvenli bir olay. Evet, evet. Veya bir gün ABS fren çıkarttılar. Eski fren sistemlerinden daha güvenilirdi yani. Evet. Veya hava yastığı çıkarttılar. Çarpıyor. Bir tane iki tane değil. Neredeyse arabanın her tarafı hava yastığı doldu. Niye? Ya Allah korusun herhangi bir çarpma anında o yastıklar şişiyor. İnsanın kafasını, göğsünü, gövdesini koruyor. Tabii ki. Peki sen bir arabada bu kadar güvenlik aksesuarına para ödüyorsun da Allah aşkına kanser olmamak için ne ödüyorsun? Hiçbir şey. Sabah kalkıyor,
aynı reçel, aynı margarin. Biz zaten gözümüzü hani açınca hani aynı böyle şeyleri yapmaya alışkın bir şekilde hareket ediyoruz. Yani millet olarak, insanlar olarak belki de böyleyiz hocam. Hayatımızdaki beslenme alışkanlıklarını, yönünü değiştirmeyi çok da fazla bilmiyoruz. Ne yiyeceğimizi bilmiyoruz ya da. Bu sabah kalktım, biraz oyalandım. Vakit işte saat 9'u biraz geçti. Baktım Sela geliyor. Sordum, bu Sela kimin? İşte kanser hastası filan vefat etmiş. O filan dediği kişi Florya gibi bir yerde 50 dairesi olan bir adam. 50 daire. Her daire bugün nereden baksan 500 bin dolar. Evet. 50 ile çarp ne ediyor? Ömerciğimin gözleri bir anda tutuldu gariban. Değişik bakmaya başladı yani. Halbuki tabii ki ölüm Allah'ın emri. Allah'ın emri tabii ki. Küllü nefsun zaikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Evet. Ama tedbir almadan gidersen yazık olur. Yani keşkeleri bırakmamalı yani işi değil mi hocam? Herkes ölecek, hepimiz öleceğiz ama hani böyle insanın bir inleyerek ölmesi var. Bir de normal hani ruhum teslim edip ölmesi var değil mi? Bir adam vardı yolun kenarında duran. Bir kulübenin içinde işte apartmanların güvenliği amacıyla orada duran. Hı. Ben de genelde böyle garajdan girdiğim için arabayla dıştaki güvenlikle pek muhabbet edemiyordum. 6 ayda bir kere nasılsın iyi misin ya da elimde varsa börek çörek paylaşıyordum. Hı hı. Böyle bir muhabbet ediyorduk 6 ayda bir. Geçen görevli arkadaş söyledi, bina görevlisi. Öldü dedi o adam dedi yani. Ya nasıl üzüldüm biliyor musun? Yani evet, adam karşıdaki insan el ayağı tutan, yürüyen, konuşan, görünüşte de bir sıkıntısı olmayan bir insandı. Allah Allah dedim hayırdır, sebep kanser dedi yani, bağırsak kanseri. Ya kardeşim, sen hiç mi duymadın benim bitkilerle ilgilendiğimi ya? Ya ne var ya? Zili çal, hoca da ya, bana da ne lazımsa yap da ya, insanız evet. Hepimiz ya. Tabii ki. İnsanız yani. Ben kendim her gün görüyorsun, öksü otu çayı içiyorum ya, her gün. Evet, ihmal etmiyorsunuz size öksü otu çayı mutlaka her gün, hatta iki fincan içiyorsunuz, bir fincan bile değil. Ya ideali sabah bir bardak, akşam bir bardak içmek. Evet. Neden? Korunmak. Şuradaki bu altın sarısı renk. Tabii bayanlar altın sarısı deyince anladıkları. Böyle kuyumcuya gidip koluna bilezik takmak. Bizim orada zenginliğin ölçüsü diyor ki aha diyor bu dirseğine kadar diyor bilezik doldurmuş diyor. Dirseğine kadar bilezik olsa ne olur? Az önce örnek verdiniz. Adamın 50 tane dairesi var. Kim nereye ne götürmüş yani? Önemli olan sağlığımızın yerinde olması hocam. Siz kendi sağlığınızı düşündüğünüz gibi, hastalarınızın sağlığını düşündüğünüz gibi burada çalışma arkadaşlarımıza da aynı öğütleri sürekli veriyorsunuz. Burada sürahiyeler içerisinde hep bizim öksü otlu çaylar demli oluyor. Hepiniz için diyorsunuz. Yani sadece bunu burada söylemiyorsunuz. Ya bugün 5 yıldızlı bir otele gitse, evet. Açık büfe yemek yese, bu bitkileri bulamaz. Yok. Bilen yok, bilen. Bu bitkileri araştıran yok. Bakın Türkmenistan'dan Bekpaşa Maşaripova. Evet. Ta Türkmenistan'dan. Evet. Binlerce kilometreyi aşıyor, bitkilere müracaat ediyor. Neden? Yok orada bilen yok. Evet. Orada bitki yok mu? Mutlaka vardır. Doğru hocam. Az önce sabah saatlerinde hemen sıcağı sıcağı onu ben de hatırlatayım. Natavan Hanım var Azerbaycan'dan. O da geldi. Bağırsak kanseri oğlu var. Sürekli
sizin tavsiye etmiş olduğunuz bitkilerden zaten devam ediyor. Sabah gördü hemen, bize bir sarıldı, kucaklaştık. Ya dedi, şey yapacağım, ben biliyorum zaten ne alacağımı. Hemen bizim bitki marketine girdi. Arkadaşlarımıza söyledi, bunu Ömer Hoca vermişti, bunu istiyorum, şunu istiyorum. Yani insanlar Azerbaycan'dan yanına komşusunu da katmış. Sadece oradan buraya biten gıdalarını temin etmek üzere gelmiş. Bakın, Bekbaşı Hanım 60 yaşındaydı, 3,5 santim kanser vardı. Bitkileri kullandıktan sonra MR çektirdi. Şu anda vücudunda hiçbir şey yok. Maşallah. Benden sağlam, maşallah. Kanser yok, kitle yok, tertemiz. Niye oluyor bunlar? Bunlar inançla oluyor, inanç. Bitkilerle tedavi inanç işidir, inanç. Şimdi bütün dünya doktorları bir araya gelse şu öksotunun etken maddelerini üretemezler. Bak, altını çiziyorum. Dünyanın bütün eczacıları kafa yorsa öksotunun içindeki maddeleri üretemezler. Bu neye benziyor biliyor musun? İnsanın gözü. Allah korusun. Kör olduğunda bunun yedek parçası var mı? Yok tabii. Göz ya, ufacık bir şey. Şu kadar bir şey. Evet. Ceviz kadar ya da fındık kadar. Ömer'deki tam Çinli işi. Daha da küçük. Leblebi kadar. Peki bu gözün neden benzerini yapamıyor insanoğlu? Yok. Aynı şekilde bitkilerin de benzerini yapamaz insanoğlu. Bugün bir yunus balığını taklit ediyorlar. Denizaltı yapıyorlar. O denizaltı yunus balığı kadar çevik olabilir mi? Mümkün mü? Mümkün değil tabii ki. Mümkün değil. Veya kuşlara bakarak bir takım uçaklar yapıyorlar. Evet. O uçakların o kuş kadar seri olması mümkün mü? Değil tabii ki. Bir gün Topkapı'da bir caminin penceresinde ders çalışıyorum. Tıp fakültesi öğrencisiyim. İçeriye bir at sineği girdi. Ama böyle girdi, öyle bir böyle manevralarla dışarı çıktı. Hani bu Türk yıldızları var ya, böyle kırmızı renk çıkartıyorlar arkada. İşte 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da, özel günlerde, bayramlarda efendim gösteri yapıyorlar ya. Vallahi o sineğin yaptığı gösteriyi hiçbir pilot yapamaz yani. Emin ol. Evet. İşte bitkiler de böyle. Tabii. Allah kanser konusunda çok özel bitkiler yaratmış. Yeter ki biz insanoğlu olarak bu bitkileri bilelim. Evet. Doğru. Bakın, Bekbaşı Maşaripova bu bitkilere inandı, kullandı ve vücudundaki kanser yok oldu. İzliyoruz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Beşaripa Bekbaşı, Türkmenistan'dan geldim. Ne rahatsızlığınız vardı? Meme kanseri vardı. Ne kadar zamandır? Bir senedir. Peki ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ağrı oluyordu çok, halsızdım. Öyle mağara bozukluğu vardı, her şey vardı bende. Yüremiyordum, ağrı yapıyordu. Her yerimde ağrı vardı. Bitkileri ne kadardır kullanıyorsunuz? Bir senedir kullanıyorum. Ne gibi faydalar gördünüz? Şimdi iyiyim. İyi yürüyorum. Halsızlığım geçti. Bu kanser tamamen geçti. Ondan bir şey yok şimdi. Bir de tansiyonum vardı, o da geçti. Varisim vardı, o da geçti. Çok şükür hepsi geçti. Şimdi rahatım. Kanser 3,5 santim de şimdi bitkiler sayesinde geçti. Hiçbir şeyim kalmadı. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi çok iyiyim şükür. Peki neden bitkilerle tedavi olmaya seçtiniz? Çünkü doktorumuza çok güvendim. O yüzden. Onu televizyonda hep izliyorum. Onun söylediklerini hep izliyorum, hepsini. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktorumuza çok teşekkür ederim. Ondan Allah razı olsun. Ne muradı olsa versin.